Hakem Bey rapor yazıyor. Rapor bize tebliğ ediyor elimde. Diyor ki 8 numaralı saldırganın hızla gelip tekme atarak tekme atan taraftarı, saldırgan taraftarı boynundan tutup sırtına doğru koluyla tutarak vurarak ve çelme takarak yere düşürmüştür. Böyle bir görüntü yok arkadaşlar. Böyle bir görüntü yok. Biz de izledik, siz de izlediniz. Böyle bir görüntü yok. Bu işe yol açanlardan biri olan dördüncü hakem de aynı şeyi söylüyor. Sahaya giren taraftarı boynundan tutup sırtına koluna vurarak çelme takarak yere düşürmüştür. Tekme atmıştır 8 numaralı, 6 numaralı forma oyuncuya, formalı oyuncuya tekme atmıştır. 5 numaralı formalı oğlu Josef de Souza Diaz'la taraftarı boynundan tutup sırtına koluna vurarak çelme takarak yere düşürmüştür. Böyle bir vurma, çelme takma gördünüz mü değerli arkadaşlar? İşte bu bizim söylediğimizi Federasyonun Hukuk Kurulu da görmüş ki bu rapora göre yanlış hatırlamıyorsam bir saldırı maddesinden 38. madde midir bilmiyorum tam. O maddeden sevk edilmesi lazım. Bu rapora göre 44. maddeden sevk edilmesi lazım Josef de Souza'nın. Ama Hukuk Kurulu bakıyor ki görüntülerle rapor örtüşmüyor. PPDK talimatı görüntünün esas alınabileceği noktalardan bahsediyor. Eğer karar veremiyorsan görüntüyü esas alabilirsin. Ses kaydını esas alabilirsin diyor PPDK talimatı. Hukuk Kurulu da bakıyor ki olmuyor, örtüşmüyor. Biz bunu saldırıdan sevk edemeyeceğiz. Hukuk Kurulu sevk ediyor. Sevk etmek zorunda bırakılıyor. Bilmiyorum. Ben bir hukukçunun böyle bir eylemi, hiçbir fiili hareket ihtiva etmeyen bir eylemi disipline, cezaya, mahkemeye, nereye olursa sevki olursa olsun sevk edebileceğini düşünebileceğine ihtimal vermiyorum. Yansız, tarafsız, düşünen, kendi haline düşünen bir hukukçunun. Hukuk Genel Kurulu'da yazıyor. Fiziksel müdahale ile durdurması suretiyle sportmenliğe aykırı hareket. Arkadaşlar, sportmenliğe aykırı hareket PPDK'nın 36. maddesi. Net olarak sportmenliğe aykırı hareketin ne olduğunu PPDK'nın 36. maddesi yazmış. Sportmenliğe taraftar eylemlerine sebebilecek mahiyette müsabaka görevlerini etki altına almaya yönelik dürüstlüklerini, tarafsızlığını sorgulayan ve itibarsızlaşmaya yönelik çalışan sportmenliğe, spor ahlakına aykırı davranışlar. Allah aşkına 36. maddenin neresinde fiili durum var? Neresinde bir fiili müdahale lafı var? 36. maddenin hiçbir yerinde bir fiili hareketten bahsedilmiyor. E peki siz sportmenliğe aykırı fiili davranıştan gönderiyorsunuz. Niye? İlla göndermek zorundasınız da ondan gönderiyorsunuz diye düşünüyoruz artık biz. Bakın tekrar ediyorum. Hakem raporuna göre bizim futbolcumuzun 44. maddeye göre saldırıdan sevki gerekiyor. Ama görüntülerle rapor örtüşmediği için, çünkü rapor nasılsa boşa gelip de gösterildiği iddia edilen, ifade edilen, tebliğ edilen bir kırmızı kartın altını doldurmaya yönelik olduğu için yazıldığından görüntülerle örtüşmüyor. Örtüşmeyince Hukuk Kurulu bunu saldırıdan gönderemedi, sportmenliğe aykırı hareket dedi. Sportmenliğe aykırı hareket eylemin böyle bir eylem değil. Böyle tarif edilmiyor 36. maddede. Fiili müdahale yok. 36. maddenin tarifinden fiili müdahaleyi anlayamazsınız. Hiçbir hukukçu anlamaz. Sonra bunu böyle anlamadığını PPDK da söylüyor arkadaşlar. PPDK ceza tayinine yer olmadığını söylüyor. Bu ne demek? Sportmenliğe aykırı bir hareket yok demek. Ama 94. maddenin 6. fıkrası şahısta yanılma yoksa
kırmızı kartı iptal edemezsiniz diyor. Bu da doğru bir kabul değil. Niye doğru bir kabul değil? Bizim kulübümüzden bir örnek vereyim. Rüştü Rençber, hangi maçtı çok net hatırlamıyorum şimdi, siz hatırlarsınız. Ceza sahasının dışında topu elle kesti diye kırmızı kartla ihraç edildi. Hepimiz hatırlıyoruz maçı. Sonra PPDK bu kırmızı kartı iptal etti. Niye? Göğsüyle kesti diye. Yani adını da koydu, şahısta yanılma dedi. Şahıs aynı şahıs. Şahıs aynı şahıs. Eylem elle değil. Eylem söylenen eylem değil. Arkadaşlar şimdi şahıs Joseph. Evet aynı Joseph. Ama eylem fiili müdahale değil. Eylem engelleme. Eylem saldırı değil. Eylem sportmenliğe aykırı hareketi değil. Siz bal gibi bu kırmızı kartın gelecek maçta otomatik olarak bir maç oynamama cezasını, sonucunu diyelim, kaldırabilirdiniz. Anlatabildim mi derdim arkadaşlar? Siz 94'de 6'ya dayanarak bu kırmızı kartı sonucunu kaldıramadığınızı söylüyorsanız bu doğru değil. Daha önce kaldırdınız. Aynı adamda kaldırdınız. Ceza sahası dışında topu eliyle tutan rakip takım kalecisi değil. Rüştü'ydü o, evet. Ama sonra dediniz ki elle değil göğsüyle tuttu. Evet, saldırganı engelleyen Joseph'ti, başkası değil. Ama saldırganı engelledi, fiili müdahale yapmadı ki. Ne saldırıda bulundu, ne sportmenliğe aykırı bir harekette bulundu. Kaldırabilirdiniz, kaldırmadınız. Peki, kararınızı verdiniz, biz tahkime gittik. Duruşmalı istedik. Bunları anlatacaktık. Tedbiri kaldırın dedik. Hani duruşmayı cumartesi günü, pazar günü yapamazsanız, tedbiri kaldırın dedik. Yani oyuncumuz bu maçta oynasın dedik. Onu da kabul etmediniz. Başlangıçta söylediğim genel kural duruşmalı olarak yapılması talebinin kabulüydü. Kabul etmediniz. Genel kural erteleme talebinin de hoşgörüyle yaklaşılarak kabulüdür. Çünkü takımımızın sakatları var biliyorsunuz. Şimdi bunu başka bir şeylerle daha birleştirirsem ben bu iş nedeniyle 300 bin tweet atan Beşiktaş, koca Beşiktaş camiasına bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu nasıl anlatabilirim arkadaşlar? Bu ne? Ya ligin ilk 5 haftasındayız. 6. hafta oynayacağız. Biz 2 kere hakem gaddirine uğramış olmuyor muyuz? Yanlış mı söylüyorum? Yani bir ne nasıl bir algoritma, nasıl bir yapay zekaysa o haftada ligin en önemli maçı olan Alanyaspor Beşiktaş maçına bir hakem atıyor. Performansı belli değil. En üst düzey hakem performansı değil en azından. Sonra Mete Kalkavan'ın bu kırmızı kart gösterdim tebliği. Şimdi de maçımıza atanan hakem arkadaşlar. Bu iş kime yarıyor? Benim kaptanımın bu hafta takımında yer almaması kime yarıyor? Bunu birleştireyim. 2 Haziran'dan beri düdük çalmamış bir hakem. Hangi algoritmanın hangi tespitiyle, hangi performansıyla haftanın en önemli maçına atanmıştır arkadaşlar? Bunu nasıl iyi niyetle yorumlayalım? Nasıl bunu iyi niyetle yorumlayın arkadaşlar diyelim camiamıza? Ve bu hakem bir meydan okumayla daha önceki dönemde üst üste lig tarihinde olmayan bir şekilde üst üste 2 maçta bizim maçımıza atanan bir hakim. Şimdi ben bu maçta olabilecek bir eksikliği, bir yanlışı, bir hatayı nasıl anlatacağım? Futbolda şiddeti nasıl önleyeceğiz? Şiddetin teröre dönüşmesini, terörize olmasını nasıl önüne geçeceğiz böyle arkadaşlar? Bu kurullarla geçeceğiz. Kurulları değiştirdik, evet. Değişimi isteyenlerden biri de Beşiktaş'tı. Hatta başında gelen Beşiktaş'ın sayın başkanıydı. Ama değiştirdiniz, demin de söyledim, futbolun ruhundan anlamayan insanların çoğunlukta olduğu bir kurul oluşturdunuz ve kökünden bir değişim yapmadınız. Şimdi ne oldu? Şimdi esası şekle feda ettiniz.
Ortada kırmızı kartı gerektirir bir eylem yok. Ama ortada kırmızı kart sonucu var. Eğer benim futbolcum kaptanlığının gereğini yapmasa sevgili Josef, belki de 5-6 maç oynamayacak bir Salih Uçan vardı. Cenk Tosun vardı. Ne bileyim belki de Sayın Mete Kalkaman da 5-6 maç yönetemeyecek şekilde yaralanmıştı. Bu mudur futboldan beklediğimiz şey arkadaşlar? İstirham ediyorum. Ne olursunuz objektif, rasyonel hukuk kurallarıyla PFDK talimatını günümüz gereklilikleriyle karşılaştırarak kalem oynatın, mikrofonun önünde konuşun. Sevgili yorumcular, sevgili yazarlar, istirham ediyorum.